Şimdi ligimizin bazı sayılarını lig bazında inceleyip kendimizi yine Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştıralım. Lider Trabzonspor'dan yola çıkarak başlayalım. Trabzonspor ligin en az orta yapan takımı. Avcı'nın elindeki golcü profili her ne kadar Cornelius'a sahip olsa da orta yapmaktan üst düzey fayda sağlatacak oyunculardan oluşmuyor. Tercih ettikleri pas oyunu da orta yapmayı kısıtlayan durumlardan. Nitekim Trabzonspor'dan sonra en az orta yapan ikinci takım olan Babacars Fatih Karagümrük de yine pas oyunu tercih eden bir takım. Kenar hücumcuları da orta yapma yetenekleriyle ön plana çıkmayınca oluşan manzara bu. Listenin ters ucundaki ilk beşe bakınca Trabzonspor'un neredeyse iki katı orta yapan bir Göztepe çıkıyor karşımıza. Göztepe'yi Kasımpaşa takip ederken sonraki iki takımın Galatasaray ve Fenerbahçe olması ise dikkat çekiyor. Orta yapmakla ilgili yorumlar futbol severleri genelde ikiye bölmüştü. Bir kısmı faydalı, bir kısmı ise modern oyunda yeri olmayan bir alışkanlık olarak değerlendirir. Topu rakip ceza sahasına en az zahmetle göndermenin yollarından biri olan ortalar, isabet oranı yaklaşık %20, yani yaklaşık 5'te 1 olan bir pas türüdür. Peki bunlar hangi sıklıkta şut pasına ve asiste, yani gole dönüşür? En önce liglerin eğilimlerine bakalım. Maç başına orta sayılarının ligden lige çok ciddi bir değişim gösterdiğini söylemek mümkün değil. Maç başına yaklaşık 34 ile 38 arasında ortalamalara sahip 6 lig. Bizim ligimiz sıralamada La Liga'nın ardından ikinci, ortaları en az tercih edense İtalya Serie A. Ortaların ne kadarının şutla tamamlandığını, yani şut pasına dönüştüğüne baktığımızda en az orta deneyen ikincilik olan Bundesliga'nın bunu en etkili yapan lig olduğunu görüyoruz. Bundesliga'da bu sezon yapılan 4017 ortanın 630 tanesi şuta dönüşmüş ve bu oran her 100 ortanın yaklaşık 16'sının şutla sonuçlanması anlamına geliyor. Ligimiz burada orta sıralarda. En çok orta yapan La Liga'da ise ortaların şutla bitmesi konusunda bir başarısızlık söz konusu. Her 100 ortanın ancak 12 tanesi şuta dönüşmüş. Şutla tamamlanması güzel ama gol olmuş mu ona da bakalım. Ortaların asiste dönüşme oranı oldukça düşük. Yine bunu en iyi yapan Bundesliga'da bile yapılan her 100 ortanın 2 tanesi bile gole dönüşmemiş. %1,7'de kalmış durumda. Ortaları gole çevirmede en kötü lig ise şaşırtıcı bir şekilde İngiltere Premier Lig. Geleneksel oyunlarında kenar toplarının öneminin büyük olduğu Premier Lig'in genleri değişiyor olabilir mi acaba? Son olarak liglerde asistlerin ne kadarının ortalardan geldiğine de bakalım ve orta konusuyla ilgili son görüşümüzü paylaşalım. Fransa Lig 1'de bu sezon şimdiye kadar yapılan 276 asistin 87 tanesi ortalardan geldi ve bu neredeyse 3'te 1'lik bir orana denk geliyor. Ligimiz %29 ile ikinci sırada. Serie A ve Premier Lig'de ortaların asistler içindeki payı ise 4'te 1'in, yani %25'in altında. Paylaştığımız sayılar ortaların iyi veya kötü olduğu konusunda bir fikir oluşturmuyor elbette. İstatistiklerin her zamanki kaderi herkes kendi argümanını destekleyen tarafından tutacak. Ancak her 5-6 ortadan birinin şuta dönüşmesi, gole dönüşmese de bu oranın 20'de 1'in altına düşmesi orta kötüdür diyenlerin görüşünü desteklerken, yaklaşık her 4 asisten birinin ortalarla geliyor olmasıysa, orta yapmak iyidir diyenleri destekleyecek. Tabii ki asıl olan elinizdeki oyuncu profiline uygun yöntemi seçmek.